Kayseri 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, 6 Eylül'de türbanı ve sakalı yasaklayan bir emir yayımladı. Kurum içerisinde yayımlanan emirde, müdürlükte görev yapan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay, az ve aileleriyle bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardesü ve benzeri ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetlerle fabrika müdürlüğüne girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir ifadelerine yer verildi. Skandal Emir'le ilgili Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Emir'le ilgili gelen tepkiler üzerine Albay İlhan Coşkun, sehven imzaladım diyerek geri adım atsa da bakanlık tarafından açığa alındı. Albay Coşkun'un 2011 yılında yayınlanan emri yenilediği ortaya çıkarken bakanlık Coşkun'u görevden alarak hakkında soruşturma başlattı. Emrin 6 Eylül'de yayınlandığını belirten Büro Memur Sen Kayseri İkinoğlu Şube Başkanı Talip Şahin, aslında bu emir 2011 yılında yayınlanmış. Albay İlhan Coşkun aynı emri yeniliyor. Çarşamba günü de sehven imzaladım diyerek inkar ediyor. Cuma akşamında Sayın Bakanımız kendisine açığa aldı. Albay İlhan Coşkun kamikazelik yapıyor. Uyanan hücreler yavaş yavaş uyanıyor. Danıştay, sakalı, kılık kıyafet yönetmeliğinden çıkardığı halde sakal tıraşı olacaksınız diye personeli zorlayarak kanuna aykırı davranıyorlar. Bu şekilde keyfi uygulama yapıyorlar. Seçim yaklaştıkça 28 Şubat zihniyeti hortluyor. Kayseri'deki durum bunun en net göstergesi. Her seçim döneminde eski zihniyet alışkanlıklarını tekrar her alanda göstermeye başlıyor diye konuştu.